Baylok avı pazara indirir. Vatandaşa bir vergi zammı daha. Bodrum'da yine deprem. Günün haberleri başlıyor. Gülen cemaatine hedef alan Aksaray merkezli operasyonda semt pazarına baskın düzenleyen polis, bir teyzeyi pazarda sebze satarken gözaltına aldı. MİT'in Baylok fişlemesiyle terörist olmakla suçlanan teyze, polisin masumiyet karinesini içe sayarak gözaltı işlemini görüntülü şova dönüştürmek için çağırdığı şahıslara da tepki gösterdi. Ya niye çekiyorsunuz kardeşim? Şey mi var burada? Şaşkın bakışlar arasında gözaltı işlemi yapılan pazarcı teyze İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin şafak vakti evlerini basarak gözaltına aldığı, tamamı ev kadını ve yaşlı amcalar da sağlık kontrolü için götürüldükleri hastane içerisi dahil gazetecilere teşhir edildi. Muğla'nın Bodrum ilçesi 21 Temmuz'da meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremin ardından sallanmaya devam ediyor. İlçe 5,3 büyüklüğünde yeni bir depremle sarsıldı. Merkez üssü Pınarbelen olan deprem bölgede paniğe yol açtı. Can kaybı ve yaralanan kimsenin olmadığı depremin ardından vatandaşlar uzun süre binalara giremedi. Cep telefonlarından alınan TRT payı Bakanlar Kurulu kararıyla %6'dan %10'a çıkarıldı. Zam öncesi tüketiciye KDV ve ÖTV dahil 1000 liraya mal olan cep telefonlarına 25 lira ek bandrol ücreti getirildi. Böylece bandrol için ödenen tutar 1000 TL'lik bir cep telefonu için 64 liraya çıkmış oldu. TRT doğrudan halktan alınan paralarla finanse ediliyor. Vatandaş TRT'ye elektrik faturaları ve bandrol ücretleri üzerinden para ödüyor. Verdiği fetvalarla Erdoğan rejiminin hukuksuzluklarına dini kılıf oluşturan teolog Hayrettin Karaman, Gülen cemaatine hedef alan tutuklama ve işkenceleri de dini bir literatür açıklamaya çalıştı. Cemaatin halifeye biat etmediğini ve yaşananları hak ettiğini söyleyen Karaman, 17-25 Aralık yolsuzluk ve hırsızlık soruşturmalarını da milat olarak kabul etti ve bu tarihten sonra Gülen cemaatinden desteğini çekmeyenlerin 15 Temmuz darbe girişiminde etkili olduklarını öne sürdü. Akıncısı davasında çapraz sorgusu yapılan Çiğli Üs eski komutanı Kubilay Selçuk, 15 Temmuz gecesiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Görüntülerde elinde cep telefonu olduğu ve neden dışarıyla temas kurmadığı sorusu üzerine Selçuk, "Bunu neden Genelkurmay Başkanı'na, Hava Kuvvetleri Komutanı'na sormuyorsunuz? Onlar niye yapmadılar?" dedi. Selçuk, Hava Kuvvetleri Komutanı'nın düğünde olduğunu, hiç kimseyi aramadığını, bunların niye sorgulanmadığını sordu. Savunmasını yapan Kuzey Deniz Sağ Komutanlığı eski kurmay başkanı Ömer Faruk Armancık da Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu'na hedef aldı ve bize hiçbir talimat veya mesaj vermedi. Sadece kendisi ve ailesinin emniyetini sağladı. Milli Savunma Bakanı ile bile saat 1'den sonra irtibat kurdu. Kısaca komutanlık manevi gücünü kullanmaya bile teşebbüs etmemiştir dedi. Armancık, Genelkurmay Başkanı ile ilgili olarak da Akar, bu iş bitirilsin dediğinde odadakilerden biri, TSK'nın başı sizsiniz, bitirirseniz siz bitirirsiniz dedi. Neden kendisi durdurmaya çalışmıyordu anlayamıyordum. Cumhurbaşkanının konuşmasından sonra pis bir oyuna çekildiğimizi anladım sözlerini kullandı.